Değerli üreticilerimiz, Agroida firmasından Mustafa Öztop. Hepinize öncelikle sağlıklı ve bol bereketli günler dilerim. Burhaniye'deyiz. Zeytinde 3. uygulamamızın zamanı geldi. Bunun için tekrar sizlerin karşısında bilgilendirme yapıyoruz. 3. uygulama dediğimiz dönemde neye dikkat edeceğiz? Zeytinin, ben tırnak derim, bir kısmımız meyve gözü der, bir kısmımız tomurcuk der. Bu tırnakların Kabarmış olması gerekiyor. Yani ağaçların artık baharı alıp bahar müjdesini vermiş olması gerekiyor. Şu an gördüğünüz ağaçlarda bu artık başlamış. Bu demek oluyor ki bizim sahil kesimlerinde üçüncü uygulamamızın zamanı geldi. Biz e, üç uygulama yaptık bugüne kadar. Birincisini ...hasat sonrası, ikincisini Şubat ayı içerisinde... ...üçüncüsünü normalde Mart ayının başlarında yapacaktık... ...lakin mevsim bu yıl çok güzel gidiyor... ...kış çok iyi gittiği için Nisan'a sarkacak üçüncü uygulamamız... ...sorun yok, problem yok, her şey planladığımız şekilde devam etmekte. Bu üçüncü uygulamada neler kullanacağız? Kısaca değineceğim, çok vaktinizi almayacağım. İda Cooper, bakırlı olan ürünümüzü kullanacağız. Burada bir doz değişikliği yapacağız. 100 litre suya 1 litre dozunda değil yarım litre dozuna düşüreceğiz. Neden yarım litre dozuna düşüreceğiz? Çünkü iki uygulamadır kullanıyoruz ve bahçelerimizde halkalı leke diye bir şey yok. Mantarya hastalıklarla ilgili hiçbir problem yok. Bu yüzden tedbir amaçlı bakırımızı yarım doz kullanacağız. Eğer ki üçüncü uygulamadan siz programımıza dahil olacaksanız lütfen telefon numaralarından bize ulaşın. Programda değişiklikler yapabiliriz. İkinci ürünümüz olan idafosfor. Fosfor. Bu ürünümüz azot, fosfor, çinko, demir ve mangan içerir. Kullanıldığı zaman zeytin çiçeğindeki polen miktarını artırır ve çiçeklenmeye teşvik eder. İçerisinde özel asitleri vardır. Yine üçüncü ürünümüz olan Ida N21 sıvılaştırılmış yapraktan uygulanabilen sıvı azot. %21 civarında üre şeker azotu mevcuttur. Şelatlama olarak magnezyum nitrat kullanılmıştır. Alınabilirliği kuvvetlidir, yakıcı değildir. Dördüncü ürün olarak da zeytin akarınız bulunuyorsa sıvı kükürt bulunmuyorsa sıvı deniz yosunu kullanacağız. Bu dönemde zeytin güvesinin yaprak neslinin ilk ilaçlaması başlanacak. Bununla ilgili önlem almanız gerekiyor. Bu dönemde ilaç mı atılır ya Mustafa Bey demeyin. Sözüme inanın ve uygulayın. Bu size pamuklu bit zamanında da avantaj sağlayacak. Bu şekilde bir uygulama takviminin üçüncü aşamasını yapacağız. Bu bize ne kazandıracak? Hatırlar mısınız? İlk hasat sonrası uygulamada size bir sürgün gösterdim. Üzüm salkımı gibi tepeden tırnağa dolu bir zeytin gördünüz ve birçoğunuz dediniz ki ya bu cins yeni bir cins mi? Yok değildi. Gemlik terilye cinsi bir zeytindi. O nasıl oldu onu göstereceğim. Şimdi bakın burada birçok sürgünde hepsi mevcut ama herhangi birisini alacağım ben size şöyle. Koparmaya artık kıyamıyorum. Bahçe sahipleri kızıyorlar. O yüzden böyle dalında göstereceğim kıyamadım. Şöyle baktığınız zaman şöyle göstereyim. 1 iki karış 4 parmak ve gözleri tamamen oluşturulmuş. Yani Allah ömür verirse hasat da bu sürgünü size alıp yine böyle göğsüme koyup göstereceğim. Bu ne demek oluyor? biz yaptığımız işte başarıyı alıyoruz demek oluyor ve burada biz 5. yıldayız. Bu bahçede 5 yıldır uygulamalar yapıyoruz. Hiçbir sorunumuz yok ve her yıl düzenli artan mahsulümüzü alıyoruz. Sizler de eğer ki zeytinlerinizle ilgili Sormak istediğiniz bir şey olursa, bizim programımızı uygulamayabilirsiniz, çok önemli değil. Danışmak istediğiniz bir şey olursa alt köşede telefon numaralarımız var. Bizlere ulaşın, bizler bu konuda size yardımcı olmak isteriz, fikir alışverişi yapmak isteriz. İlla ki benim ürünlerimi kullanmak zorunda değilsiniz. Yeter ki bunu size ve ekonomimize kazandıralım. Zeytin ekonomimize kazanırsa siz de, biz de hepimiz kazanırız. Biz bu yüzden mücadele ediyoruz. Sormak istediğiniz bir şey olursa değerli üreticilerimiz bizlere ulaşmanızı talep ediyorum. Sizlere sağlıklı, bol sıhhatli, güzel günler geçirmenizi diliyorum. Anne!